Hoş geldiniz. Herkese merhaba. Tolga Içkıran bugün Volt'la görsel verinin dağıtımı hakkında konuşacağız. Hem daha önce çektiğimiz videolardan göstereceğim. Hem ne şekilde veriyi dağıtabilirsiniz, yenilikçi yöntemler ne? Bunlardan bahsedeceğim. Çok fazla aslında versiyon bağımlı değil anlatacağım sunum. Ama tabii ki bazı özellikleri kullanmak için daha yeni versiyonlar muhtemelen tercih edebilirsiniz. Burada rahatlıkla diyebileceğimiz şeylerden biri 2020 ve üstü versiyonlar, 2019 üstü ve versiyonlar daha güncel gelecektir anlatacağımız konular. Şimdi çok kısaca Volt'un ne olduğundan çok kısaca bahsedeceğim. Daha önce bilmeyenler için bir PDM yazılımı, yani ürün veri yönetimi yazılımı. Ürün veri yönetimi günümüzde yavaş yavaş artmaya başlayan, öneminin arttığını hissettiğimiz özellikle Türkiye'de yazılım tiplerinden biri. Her ne kadar istediğimiz düzeyde olmasa da sayısı, Türkiye'de kullanım sayısı yine de fena bir durumda sayılmaz. Ne yapıyoruz? Genel olarak dizayn verisini yönetiyoruz. İç takımlarla, dış takımlarla yönetiyoruz bunları ve Autodesk'in özellikle CAD tool'larını kullanabiliyoruz. AutoCAD, Inventor, Alias, Max, Revit, BIM 360 gibi. Biz birden fazla farklı programı kullanabiliyoruz. Bunlar aslında daha da dış çepere baktığımız zaman Simulation, CFD dosyalarımız, işte Office dosyalarımız, PDF, SolidWorks Creo gibi programların da verisini aslında rahatlıkla içine alıp üzerinde veri yönetimi sağlayabiliyoruz. Volt yıllar içinde kendini bayağı bir geliştirdi. Yakın zamanda Navisworks de bunlara dahil oldu. Dolayısıyla Autodesk Volt bizim özellikle kendi çalıştığımız firmalara yıllardır önerdiğimiz yöntemlerden biri. Biz de çok uzun süredir zaten Autodesk Volt'u kullanıyoruz ve Autodesk Volt üzerinde geliştirmeler yapıyoruz. Bakacak olursak AutoCAD'de işte Mechanical, Electrical MEP, Map 3D, Architecture, Plan 3D, Max, Inventor, Civil 3D, Revit ve Navisworks. Temel olarak yaptığımız şey ne? Engineering Bill of Materials, yani malzeme listesinin doğru aktarımını sağlamak temel olarak yaptığımız şeylerden biri. Ve eğer ki boyutunuz çok büyükse birden fazla aslında bölgede de çalışabilmenizi sağlıyor. İşte Almanya'da aynı anda Amerika'da aynı firmanın bir şubesi başka şekilde Avustralya'da olabiliyor. Gerçek bayağı bir örnek var. Replikasyon yapmamızı sağlıyor bildiğiniz gibi Volt. Şimdi yavaş yavaş görsellemelere doğru gelelim. Cloud Collaboration. Daha önceki sunumlarda anlattığım şeyler vardı. Firewall'un arka tarafına dosyaları nasıl gönderebiliriz diye. Aslında epey bir olasılık var. Şimdi içeride çalışan arkadaşlar Firewall'un arkasına veriyi Drive'la gönderebiliyorlar. Fusion Team'le gönderebiliyorlar. BIM 360 Docs'la gönderebiliyorlar. Ülkemizde bulunmayan ama yakın zamanda veya orta vadeli zamanda geleceğini düşündüğümüz Fusion Lifecycle'la paylaşabiliyorlar. Fusion Lifecycle'da Autodesk'in PLM çözümü. PLM'ler de yavaş yavaş Türkiye'de sayısını arttırıyor. Dolayısıyla Autodesk'in de bu konuda bir adım atacağını düşünüyoruz. PLM konusunda da Türkiye için bahsediyorum. Zaten dünyada epey bir lisansıyla çalışıyor. Dışarıya niye dosya göndermek isteriz? Müşterilerimize göndermek isteyebiliriz. Supply chain'imize göndermek isteyebiliriz. Yani tedarikçilerimize göndermek isteyebiliriz. Veya varsa kullandığımız fason üretim yapan firmalara veya kişilere gönderim sağlayabiliriz. Tabii ki Volt'un en güzel yanı tüm veri yönetimini sağlayıp daha sonra şu an Autodesk Forge üzerinde geliştirilmiş olan Autodesk Weaver'la beraber paylaşımını sağlıyoruz.
External collaboration yani. Aslında 3 tane olasılık var. Bunlardan biri Autodesk Weaver'ın doğrudan kullanılması. Share şeklinde. 2018'den beri mevcut bu. 2 boyutlu veya 3 boyutlu datayı Drive üzerinden de sağlayabiliyoruz. Bu dümdüz data paylaşımı. Bunları bu kullanmış olan arkadaşlarımız illaki vardır. Kullanmadıysanız da kullanın. Bunlar ücretsiz şeyler. Bir de Fusion Team var. Fusion Team de 2019'la beraber gelmişti. Fusion Team'de de bir tutam daha fazla aslında işlem yapabiliyoruz. Kendi ortaklarımızın da yani ortak paydaşlarımızın da Autodesk ürünlerini kullandığımızı varsayıyoruz burada. Şimdi baktığınız zaman 3 tane temel meta var. Shared View, Shared Data ve Project Sync. Daha önce Project Sync'i anlattım ben size. Şeyde bulabilirsiniz. Autodesk Türkiye'nin YouTube sayfasında bulabilirsiniz. Bu üçü aslında bizim paylaşım yapabilmemizi sağlıyor. Vault'a sahipseniz, Project Sync otomatik olarak Vault Professional'a veya Workgroup'a sahipseniz Project Sync'i kullanabiliyorsunuz. Bu 1-2 yıldır çok iyi şekilde geliştirildi. Özellikle dağıttığınız bir veri manipüle edilecekse bir dış paydaş tarafından Project Sync kullanmanızı gerçekten tavsiye ederim. Ona bakın. Nerelerde bunları kullanabiliyoruz? Shared View, Vault Workgroup veya Pro varsa, tabii ki subscription'lıysanız. Shared View'u kullanmak ücretsiz. Shared View'un avantajları ve dezavantajları var. Subscription üyesi olmanız gerekiyor kullanmak için. Shared View bir görselleme dosyasını bir web linki ile paylaşmanızı sağlıyor. Data yaparsanız bir desktop connector kullanmak gerekiyor. Kendi Vault'unuzun üzerindeki veriyi desktop connector üzerinden bir sanki OneDrive'mış gibi kullanabiliyorsunuz. Yüklediğiniz zaman bilgisayarınıza Fusion 360 ve BIM 360 diye iki tane klasör ekleniyor. Bu klasörler üzerinden diğer paydaşlarınızla dosyaları paylaşabiliyorsunuz. Project Sync ise tek taraflı, çift taraflı çalışabiliyor. Kastım ne? Vault'unuzda veri var. Veriyi isterseniz siz tek taraflı gönderiyorsunuz. Senkronize etmeden kendi tarafınızda. İsterseniz de çift taraflı. Yani paydaşınıza gönderiyorsunuz. Paydaşınız veriyi manipüle ediyor. Vault'unuza geri gönderiyor. Bu çok güçlü özelliklerinden biri zaten Vault'un. Shared View'a baktığımız zaman Design Engineer işini yaptıktan sonra tek tuşla Share'a basıyor. Ve bu oluşturulan link Autodesk Forge altyapısıyla bir viewable oluşuyor. Bunu istediğiniz gibi paylaşabilirsiniz. Gerçekten basit bir şey bu. Ne yapıyoruz? Design Engineer DWF'ini oluşturuyor Vault'ta. Daha sonra herhangi bir şekilde bir reviewer'ımız varsa açılan pencerede yani incelediği dokümanın içinden bizim dosyamız üzerine yorum yazabiliyor. Bunu daha önce Design Review programı ile yapıyorduk. Artık buna gerek kalmadı. Shared View'un üzerinde bir web sitesi içinde bunu yapabiliyoruz şu an. Dolayısıyla Design Engineer bu veriyi geri alıyor. Comment edilmiş olan dosyanın üzerindeki comment'leri okuyabiliyor. Ona göre de müdahale edebiliyor. Bir tane örnek gösterelim. Share View bu şekilde kolayca yapabileceğiniz şeylerden biri tek tuşla. Share View'ı kullanabilmek için kullanıcıya Share View özelliğini manage.autodesk.com'dan admin olarak açmanız gerekiyor bu arada. Bunu da belirteyim. Bu Shared View bir dockable window sağ tarafa iliştirilebiliyor. Bu şekilde bir viewable oluşuyor. Bunu internet sitesi gibi görüyorsunuz. Çünkü kullandığı tüm ara birim Forge'un ara birimi. Ve siz ne şekilde dizayn ettiyseniz veriyi o şekilde çıktığı görüyorsunuz. Dolayısıyla review eden kişi sizin modelinizi birebir ölçülerde ve isimleriyle ve tüm metadatasıyla görebiliyor. Bu güçlü şeylerden biri. Bakın burada kişi Autodesk hesabıyla bağlanıyor, yorum yazıyor.
Post ediyor. Sonrasında da ben bunun göndericisi olarak geliyorum. Refresh'imi atıyorum. Ve paylaştığım kişinin burada benle alakalı yorumunu okuyabiliyorum. Bunu 2018 Volt'tan beri yapabiliyoruz. Shared View çok yeni bir özellik değil. Ama çok kullanılan bir özellik de değil. Daha fazla kullanılabilir. Çünkü yani çok basit bir süreciniz varsa eğer bu basit süreci buradan yürütebilirsiniz. Tabii ki firmaların çok daha kompleks süreçleri oluyor. Bizim gibi Autodesk 3. parti yazılım geliştiricileri bu özelliklerin içine ekstra şeyler ekleyip tabii ki büyütebiliyoruz, farklılaştırabiliyoruz. Pardon, aynı örnekti galiba bu. Tamam, pardon. Dolayısıyla neye ihtiyacımız var? Subscription'a ihtiyacımız var. Özür dilerim. 2018.1 ve üstü Volt kullanmamız gerekiyor. Basic'te kesinlikle çalışmıyor. Ve dediğim gibi Manage'dan şu Shared Views'ı kişiye atamanız gerekiyor. Shared Data konusuna gelecek olursak ne var? Bir Pack and Go workflow'umuz var. Proje setup'ından bir Pack and Go alıp daha sonra bunu istersek istediğimiz kişiye cloud'a attıktan sonra istediğimiz kişiye gönderebiliyoruz. Ne üzerinden? Fusion Team, BIM 360 veya Autodesk Drive. Üçü de gene aynı altyapıyı kullanıyor. Web servis olarak kullandığımız bütün servisler şu an Autodesk Forge üzerinde. Bunu çok fazla şekilde bastırmak istiyorum. Çünkü Autodesk Forge şu an Autodesk firmasının temelini oluşturdu artık. O yüzden Autodesk Forge öğrenmeniz şart. Oraya doğru gitmeniz gerekiyor. Datayı Volt'tan bu şekilde paylaşabiliriz. Nasıl? Pack and Go'yu doğrudan folderlara eşitleyerek transmittal rapor şeklinde karşı tarafa, yani bizim Fusion 360 veya BIM 360, BIM 360 hesabımıza göndererek yapabiliriz. Design Share'e. Bir tane örnek alalım Design Share hakkında. Burada bakın desktop connector'ımız var. Ve Fusion Team'in içinde varsa farklı farklı proje isimlerimiz var. Fusion kullandıysanız proje ismi oluşturabiliyorsunuz Fusion'un içinde. Orada zaten kendi dosyalarınızı bulutla eşleştiriyor sizin projelerinize göre. Mesela gönderilmesi gereken dosyalar adı altında bir folder ürettik burada. Daha sonra görmesini istediğimiz insanları buraya invite edebiliyoruz. Mesela Markus Köl, çalıştığımız çok değerli Autodesk çalışanlarından biri. Beraber daha önce de çalıştık kendisiyle. Kendisini ekledi. İki kişi olarak şu an o projede görüntüleme yapabiliyorlar. Gördüğünüz gibi buradan Send to kısmında Pack and Go'da Fusion 360'ı seçiyoruz. Doğrudan bizim desktop connector'ımızdan aldığımız Pack and Go'yu Shared View olarak paylaşmış oluyoruz. Şu an canlı olarak internete bağlanıyor. Videoda gördüğünüz gibi. Daha sonra açtığımız klasörün altına Pack and Go'yu gönderiyoruz. Device'larda zaten daha önce de bahsettiğim gibi BIM 360 ve Fusion 360 diye sanki OneDrive'a benzer bir yapı var. Burada da bakın cached bir local state olduğunu söylüyor. Cached local state demek bilgisayarımızda bir kısmının tutulduğu anlamına geliyor. Ama dosyanın gerçek hali kesinlikle bulutta. Daha önce kullanmadıysanız eğer Fusion 360 ortamını Volt'a çok benzer bir arayüzü var. Versiyonlama yapıyor. Dosya versiyonlaması. Burada da kolayınıza gelebilir versiyon tutmak. Bu şekilde bir paylaşım yapabilirsiniz. Buradaki Viewer, Forge Viewer biz de kendi projelerimizde kullanıyoruz. İstediğimiz gibi değiştirilebiliyor. Burada mesela bir Markup Tool'u var. Gördüğünüz gibi şu an bir revizyon cloud attı.
ve diyor ki buradaki ağırlığı düşürelim. Save ediyor. Annotation olarak 3 boyutlu ortamda bu saklanıyor. Nereye çevirirseniz çevirin ekranı, o annotation size gözükür sadece. Size paralel, kameranıza paralel gözükür. Dolayısıyla başka biri açtığı zaman dosyayı o annotation'ı görecek. Şimdi ayrıca drawing'i de inceleyebiliyor. Drawing altyapısı da var Forge'un. Dolayısıyla siz kendi dosyalarınızı bir yöntemde burada drawing olarak gösterebilirsiniz. Herhangi bir transmittal report kullanıyorsanız buraya gönderebiliyorsunuz onu da. Dosyayı açtıktan sonra Inventor'da bakın. Burada şimdi değişikliğimizi yapıyoruz. Tamamen dolu bir malzemeydi. Malzemenin bir kısmını da boşaltma uyguladık. Sonrasında tekrar packing oluyoruz ve gönderiyoruz dosyaya. Bu en eski yöntem. En eski yöntem olduğu için biraz daha uzun sürüyor tabii. Çünkü tek tek klasör seçmeniz gerekiyor. Project Sync'te mesela bu yok. Klasörler daha önce seçilmiş olduğu için sizin tekrar tekrar klasör seçmenize gerek kalmıyor. Burada her seferinde belirtmeniz gerekiyor. Daha eski yöntem dediğim gibi. Ve otomatik bir şekilde yapılmıyor bu. Bu manuel şekilde yapılıyor. Bakın versiyon 2 oldu. Fusion 360 işte ortamının, Forge ortamının güzel yanı da bu. Bizim hem eski verimizi hem yeni verimizi tutuyor burada. Eski veriye de ulaşabiliriz istersek. Şimdi yeni viewable'ı açıyor ve inceliyor gerçekten değişiklik var mı yok mu diye. İsterse eskiye de bakabilir. İkisinin farkını buradan inceleyebilir bu şekilde. Fark ettiyseniz 200.200-2 200-102 yama gitti. Yani alt montaja gitti burada ve inceledi. Bunu kullanabilmeniz için 2018 veya yüksek volta ihtiyacınız var. Autodesk Drive Fusion Team veya 1360 DOCS kullanmanız gerekiyor. Bunu da Desktop Connector ile yapmanız lazım. Desktop Connector'ı download edebiliyorsunuz. Autodesk'in sitesinden Google'layabilirsiniz. Direkt çıkıyor. Project Sync en komplike olan ve en başarılı şekilde çalışan şeylerden biri. Bu dediğim gibi hem tek taraflı çalışabilir hem çift taraflı çalışabilir. Burada çalıştığınız firma bir mimari firma da olabilir. Bir iki boyutlu ürün çalışan bir firma da olabilir. İki boyutlu bir program çalışan bir firma ürün değil. Veya siz Inventor kullanıyorsunuzdur, onlar Fusion 360 kullanıyordur. Çift taraflı şekilde çalışmanızı sağlıyor. PDF'leriniz, Word dokümanlarınız, EAM'larınız, başka solid part'ınız varsa falan onlar hepsi beraber sizin Vault'unuzdan veya sizin Vault'unuza bir akış var. Dediğim gibi çift taraflı, bidirectional ve sizin firewall'unuza ana dosyaların tutulmasını sağlıyor ama cloud ortamına da bulut ortamına da sizin istediğiniz dosyaların gitmesini ve istemediğiniz dosyaların gitmemesini sağlıyorsunuz. Bu manuel şekilde de yapılabilir, otomatik şekilde de yapılabilir, transmittal yöntemiyle de yapılabilir. 3 tip yöntemi var. Şimdi en son çıkan görüntüleme yöntemlerinden biri de Vault Mobile App. Eğer bir iPad'iniz veya iOS bir device'ınız yani bir iPhone'unuz varsa bu cihazlardan bunu kullanabiliyorsunuz şu an. Ayrıca Android app de beta'da şu an. Dolayısıyla hiç meraklanmayın, Android'e de aplikasyon geliyor. Bu aplikasyonun özelliği ne? Bu aplikasyonun özelliği tamamen yeni bir arayüze sahip. Autodesk Vault'un Thin Client'ının tamamen yeniden yapılandırılmasını sağlıyor. Artık Thin Client'ta da
yavaş yavaş yenileyeceğiz 2022'de. Şimdi dolayısıyla burada şu an siz bir lisans sahibi olmadan, ekstra bir lisans sahibi olmadan Autodesk Wall Mobile App'i kullanabiliyorsunuz. Şu an Autodesk bunu Release Preview olarak veriyor herkese. Ve içinde Engineering Change Order'dan item'lara tüm proje dosyalarını görüntüleyebildiğiniz bir aplikasyon. Bu çok güçlü bir aplikasyon. Çünkü bir bilgisayara ihtiyacınız yok. Eğer ki çalıştığınız ortamda özellikle mavi yaka personele uzaksanız, mavi yaka personelin yeterli bir ekipmanı yoksa, bir dedike bilgisayarı yoksa veya hareket etmesi sürekli gerekiyorsa en düşük konfigürasyonlu iPad'de de çalışıyor. Veya iPhone'da da çalışıyor. Dolayısıyla bunu kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi birkaç tane görselden gidelim. Hesap değişiklikleri mesela nasıl yapılıyor? Autodesk Vault makes it easy to manage your design and engineering data. The Autodesk Vault app makes it easy to access and work with your vaulted data from your mobile device. As you log into the Vault mobile app, you'll notice the activity. Burada sol tarafta en son değiştirilen dosyaları görüyoruz. Dosyaların değiştirilme tarihlerine göre dizmemiz farklı farklı gruplama yöntemleri getirildi. Dolayısıyla hangi dosyaya ne kadar dokunuluyor, son zamanlarda kaç kişi nasıl bir aktiviteye sahip bunları rahatlıkla görebiliyoruz. İstediğimiz gibi dokümanları açabiliyoruz ve izleyebiliyoruz. Bu doküman 3 boyutlu verimiz de olabilir, 2 boyutlu verimiz de olabilir. Buradan folderlar açabiliyoruz. Yani bir lisanslı kullanıcıymış gibi işlem yapabiliyoruz. Bu şu an çok çok güçlü bir şey. Buradaki state'leri değiştirebiliyoruz. Arama filtrelemenin tamamı zaten çalışıyor. Bunların hepsini yapabiliriz. Şuradan. Evet. Daha önce kullanmadıysanız dediğim gibi bunu download edebilirsiniz. Autodesk Mobile, Autodesk Vault mobile yazarsanız eğer App Store'da direkt o önünüze geliyor. Buradan e-mail de gönderebiliyorsunuz. Epey yapabildiğiniz bir durum söz konusu. Ben birazdan bizim kullandığımızı da göstereceğim. Daha önce kullandığımız ve çekimini yaptığımız bir kısmını da göstereceğim. Şeyimi açtım. Evet. Müşterimiz Cemal Kent ekipmanlarında çektiğim bir video bu da. Direkt olarak kendi iPad'imden çektim. Buradaki 3 boyutlu ortamın neler yapabildiğini test ediyorduk zaten biz de. Bayağı Autodesk Forge'da yapabildiğimiz her şeyi yapabiliyoruz. Bu da bizim için sevindirici bir durum. Çünkü bu daha sonrasında bu alanın da programlanabilmesi anlamına geliyor. Autodesk bildiğiniz gibi zaten kendi programlarının bir kısmını kullanıcıya açık tutuyor kod olarak ki kullanıcı kendi programını üzerine yazabilsin. İstediği gibi değiştirebilsin, eklentiler yazabilsin diye. Bildiğiniz gibi biz de Codeo firması olarak zaten üçüncü parti yazılımlar üretiyoruz Autodesk ürünlerinin üzerine. Tam olarak bizim yaptığımız işin üstüne denk geliyor. Dolayısıyla burada inceleme yaptığımız zaman işte section box'lar ekleyebiliyoruz, çevirebiliyoruz. Burada measurement yani ölçülendirme alabiliyoruz. Buraya biraz önce gösterdiğim shared views'daki gibi comment'ler verebiliriz. Yani geri bildirimler gönderebiliriz. Yapabileceğimizin şeylerin listesi epey bir büyük. Modelin tamamını inceleyebiliriz. Model içinde neler var, neler yok. Dosyaların isimlerine bakabiliriz. Malzeme listelerine bakabiliriz. Onun dışında
çok aşırı derecede zoom in zoom out yapabiliriz. Tabii ki buradan sonra da şu var. Autodesk'in şu an Forge'la beraber geliştirdiği augmented reality kitlerimiz var. Unity ile beraber geliştiriliyor bu. Muhtemelen bir kısa geliştirmeyi buraya ekleyip bu ürünlerin doğrudan AR'da çalışmasını sağlayacağız. Bu ne demek oluyor? Sizin burada incelediğiniz tasarımı tek bir tuşla anında gözünüzün önünde birebir skalada görüntüleyebilmenizi sağlayacağız mesela. Çok olası sonuçlardan biri bu. Bu da tabii ki kullanıcılar için çok farklı süreçlere neden olabilir. Özellikle üretim yapan kişinin bir iPad'le üretim alanında birebir boyutta olması gereken ürünü inceleyebilmesi demek, önünde yapması gereken işi ona göre erdirebilmesi demek. Bu çok önemli çünkü günümüz çok görsel. Görsellik çok önemli günümüzde. Dolayısıyla bu tarz tool'lar çok da zor olmayan tool'lar. Kendi üretim süreçlerimize adapte ettiğimiz zaman bize çok büyük fayda sağlayacak diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Sorularınız varsa alabilirim. Herhangi bir sorunuz varsa. Katıldığınız için çok teşekkürler. Değerli zamanınızı ayırdınız. Yaklaşık yarım saatlik bir sunum oldu. Daha sonra da soru sorabilirsiniz. Bildiğiniz gibi forumlarımızda aktif olarak çalışıyoruz. Teşekkür ederim Ümit. Soru yoksa çok teşekkürler geldiğiniz için. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki webinarda görüşmek üzere. İyi çalışmalar, iyi akşamlar herkese.